Bilinçli tabii, evet. Videoları da çıktı zaten. Birileri yakıyor yani ormanları. Gayet belli oluyor bu. Yandaşlar için yapıyor. Yandaşlar için yapıyorlar. İleride bir oraya bir trasa sağlamak için yapar. Hepsi bilinçli. Bir kimse orman turu yeri almaz. Hepsi bilinçli yani. Ben artık sıkıldım yani. Bunlardan artık yani artık siyasetten de o kadar. İnanmıyorum. Hiçbir şeye inanmıyorum. PKK'nın bokuyumuz. Başka kimsenin bokuyumuz değil. PKK Allah belalarını versin onlara. Başka diyecek bir şey yok onlara. Diyeceğim bu. Ya vatandaşlar niye tepkili? Dünya Türkiye yandı. Onlar aracın önce onları yakacağım. Ben olsam onları yakacağım. Onları ben ateşin içine atarım. Onlar ormanın içine atacağım. Onları yakacağım. Başka kimseyi yakmayacağım. O şerefse tuttu. Ben olsam hepsini yakarım. Önce PKK'yı yakarım. Evet, kesinlikle bir iş çıkartılıyor. Neden sizce böyle düşünüyorsunuz? Ya... Burada tıkandım. Mesela yanan yerleri otel yapılmış... yapıldığını gördük. Evet. Bu sebeple çıkartıldığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Bu şekilde nedenlerden dolayı olabilir. Çünkü hani orman yangınları bu kadar Türkiye'de birçok ilde falan olması birazcık şey geliyor hani. Bilinçli. Evet, kesinlikle. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani sık oluyor. Mesela son zamanlarda baktığımızda Türkiye'de işte birkaç senedir bayağı orman yangını. Yani bu şey de olamaz bir yerde. Kaza da olamaz. Mesela idalara da bakıyorsun, kameralara yakalananlar oluyor yangın çıkarttıklar için. Kasıtlı da olduğunu da düşünüyorum yani son zamanlarda, çünkü çok sık olmaya başladı. Düşünüyorum, %80 PKK, %20 çoluk çocuk, piknikçiler. Oradan sonra bazen de bu sıcaklardan dolayı, o da tek tük, öyle fazla değil. PKK yakıyor. İklim krizi olamaz. İklim krizi diye bir açıklama. Yok, öyle bir şey yok. Bu yangınların bilinçli çıkarılıp çıkarılmadığını bilmiyorum ama her yangından sonra mutlaka imarla ilgili belirli bir rant sağlanıyor. Doğanın katledildiği, oraya oteller yapıldığı şeyler oluyor. Ama ben kimin çıkardığını yangınların, toplu bir şey mi, organizasyon değil mi bilmiyorum. Yani hani farklı zamanlarda olsa belki bilinçsizce deyip geçiştirilebilirdi ama hepsinin aynı anda çıkması tesadüf olamaz. Yani bu bilinçli yapılmış bir yangın. Bu belli zaten. Yani alakası yok yani. Hepsi aynı anda çıkmış hani. Hepsi farklı zamanlarda çıksa belki geçiştirilebilirdi ama aynı anda bu kadar fazla yangının çıkması işte kasıtlı olduğunu gösteriyor yapılan yangınların. Bilinçli zannetmiyorum da zaten yani sıcaklık çok arttı. Tabii iklim krizi var. Yani bu dünyada her yerde çıkıyor yangın. Bir şey değil ki. Her yerde çıkıyor.